Hiç rüyanızda liseye geri döndüğünüzü gördünüz mü? Ben son zamanlarda hep görüyorum. Mezun olalı neredeyse 15 yıl oldu ama hala peşimi bırakmıyor o karanlık yıllar. Gözlerimi sürekli o küf kokulu, üstü çizilmekten kapkara olmuş eski sıraları açıyorum. Ve Zeynep de orada. Buradayım, yardım et der gibi el sallıyor sürekli. Ah keşke onu kurtaracak gücüm olsaydı. Allah'ım her defasında kanter içinde uyanıp kabusların son bulmasını beklemek ne kadar zor. Neden o kızı bir türlü aklımdan silemiyorum? İnsan lise anılarını hiçbir zaman unutamaz derler. Ben de unutmadım. Arkadaşlarım, hocalar, o soğuk kış günlerinde yağmur altında sığındığımız devasa çatı, boş derslerde bahçede maç yaparken yaşanan tartışmalarımız, hepsi aklımda. Ama en çok da sınıf arkadaşım Zeynep'i özlüyorum. Çok başarılı bir öğrenci sayılmazdım lisede. Hatta yalan söylemeyeyim, bildiğim başarısızdım. Bir defasında 7 zayıf 2 sıfırla rekor kırdığımı hatırlıyorum. 11 dersin 9'undan kalmıştım. Bir şekilde dersleri ilgimi çekmezdi işte. Genelde hocayı dinlemektense en iyi arkadaşlarım Cihan, Kenan, Umut'la birlikte arka sırada futbol muhabbeti yapmayı tercih ederdim. Nedense bize daha eğlenceli gelirdi. Derslerimiz zayıftı ama öyle çok serseri tipler değildik. Bize kimse ilişmezse biz de kimseye bulaşmazdık. Kendi halimizde takılırdık anlayacağınız. Hocalar bize haksızlık yapmadıkça sesimiz çıkmazdı. Hoş yapsalar da bir şey diyemezdik zaten. Okulumuz Kasımpaşa ile Fatih'in tam ortasında, yani Haliç'in yakınlarında bir yerdeydi. Bulunduğu yer biraz tepede olduğundan teneffüslerde deniz manzarasının tadını çıkarmayı ihmal etmezdik. Bulunduğu konum güzeldi güzel olmasına ama okulun kendisi o kadar da güzel değildi. En alt kattaki erkekler tuvaletinden kaynaklandığı söylenen ama hiçbir zaman da çözümü bulunamayan bir sızıntı yüzünden okul daima çürük yumurta ve bok kokardı. Öyle çok merkezi bir okul da değildi. Hatta yol kenarında izbe bir yerde olduğu için ıssız sayılırdı. Hemen arka tarafında genellikle bahçede maç yaptığımızda topun sürekli kaçtığı, terk edilmişçesine büyük, camları kırık, harabe bir tersane vardı. Okulun diğer tarafındaysa mezar taşlarından Osmanlı'dan kalma olduğu belli, tarihi bir mezarlık bulunuyordu. Hizmetlimiz Bayram abi, eşi ve iki çocuğuyla birlikte okulun en alt katında kendine tahsis edilen lojmanda kalırdı. Yıllar önce bahçeye küçük bir kümes yapmış ve orada tavuk, horoz, güvercin gibi hayvanlar beslemeye başlamıştı. Bazen o horozların sesi öyle yüksek çıkardı ki derste hocanın sesini bile zor duyardık. Bu okulda hocalarımız da bir garipti. Bugün %90'ının öğretmenlik eğitimi almadığını, o zamanın şartlarında sadece eksiklikten dolayı öğretmen yapıldığını biliyorum. Hatta işlerinde sahte diplomayla görev yapanlar olduğundan bile kuşkuluyum. Ama buna sonra değineceğim. Genellikle o yıllarda çoğu lise gibi çok katı bir disiplin vardı okulumuzda. Tabii bu disiplin de o yıllarda serbest olan dayakla sağlanırdı. Biraz otoriteyi sorguladığınızda şanslıysanız hakaret, kötü gününüzdeyseniz sopa yer ve sonrasında veliniz çağrılarak tehdit edilirdiniz. Erkekler için saç sakal, kızlar içinse etek ve tırnak kontrolü sık sık uygulanırdı. Eğer bir defa bunlardan dolayı uyarıldıysanız ve ertesi gün yine aynı şekilde gelirseniz, hoca tıraş makinesiyle kafanıza bir çentik atar, sizi gün boyu öyle dolaştırırdı. Kızsanız da hayatınızda duymak istemeyeceğiniz türden hakaretlere maruz kalırdınız muhtemelen. Sınıfımızın mevcudu o günün şartlarında eşine az rastlanır şekilde sadece 19 kişiydi. Üstelik bir konudan da okulun tüm sınıflarından ayrılırdı. Çünkü okulun en güzel kızı Zeynep sınıf arkadaşımızdı. Zaten meslek lisesi olduğumuz için ve genelde kızların tercih etmeyeceği bölümler olduğundan okuldaki erkek sayısı kız sayısından çoktu. Bu yüzden Zeynep'le arkadaş olma fırsatına sahip olmak o ergen kafasıyla kendimizi bir hayli şanslı hissettirirdi. Ve tabii ki ona aşık olan onlarca erkekten biri de bendim. Onun insana bakışı, gülümsemesi ve kendine has mimikleri beni mutluluktan Kaf Dağı'nın ardına uçururdu. Gün boyu aptal aptal sırıtır, onunla evlendiğimde hayatımın geri kalanının ne kadar güzel geçeceğini düşünürdüm. Bir de karşılaştığınızda insanı mutsuz eden, gününüzün değil neredeyse koca haftanızın berbat olduğu,
sürekli kötü enerji saçan başka biri vardı. Okulumuzun korkulu rüyası rehberlik hocası Negatif Ayşegül. Olur olmadık yerde öğrencileri azarlar, kulaklarınızın zarını patlatırcasına bağırır, ömrünüzden ömür çalardı. En çirkin özelliği ise uzmanlığı sayesinde psikolojinizle oynamayı çok iyi bilmesiydi. Hepimizin zayıf noktasını, maddi durumumuzu ve başka özelliklerimizi ezbere bilir ve bunları öyle çirkin şekilde kullanırdı ki, bir defa onun gazabından nasibinizi aldınız mı, arkadaşlarınızın önünde küçük düştüğünüz için gün boyu kafanızı yerden kaldıramazdınız. Hatta eve gittiğinizde bile ben gerçekten gerizekalı mıyım diye düşündüğünüz olurdu. İşin en kötü kısmı da şuydu, maalesef bu kadın bizim sınıf hocamızdı. Dağılımlı hocalar ondan dert yandığımızda onun özel durumunu bilen hocalar, Ayşegül hocanın uzun zamandır çocuk sahibi olmak isteyip olamadığını, bu yüzden bazı anlarda gergin olabileceğini söyleyerek bizden anlayış göstermemizi isterdi. Tabii böyle bir insanın çocuğu olmuyorsa başka çocuklara, yani bize daha şefkatli davranmasını beklersiniz, öyle değil mi? Ama bu Ayşegül hoca için geçerli değildi. Her hareketinde bizden intikam almak istiyor gibi bir tavır içerisine girdiğini tüm çıplaklığıyla gözlerdik. Mesela sınıftaki dürüst arkadaşlarımızdan biri müfettiş denetime geldiğinde ona okul bahçesinin hemen bir gün öncesinde öğrencilere zorla temizletildiğini ispiyonlamış ve bu yüzden müfettiş gider gitmez velisi çağrılarak tehdit edilmişti. İşin en pis kısmını ise Negatif Ayşegül yapmıştı. Çocuğun ailesine çocuklarının nakli dengesinde sıkıntı olabileceğini ima eden konuşmalar yaptığı için arkadaşımız ailesinden baskı görmüş ve bir süre bunalıma girmişti. Nedense ben o yıllarda hocaların agresifliğini okulun garipliğine yorardım. Çünkü bu okulda aynı zamanda esrarengiz olaylar da dönerdi. Bayram abi az buçuk muhabbet kurduğu her öğrenciye sürekli iki olaydan bahsederdi. Bunlardan birincisi erkekler tuvaletinde maşrafaya işeyen öğrencilerin kim oldukları, yani bu pisliği yapanları görüp görmediğimiz hususu. İkincisi de okulun temizliğini çok geç saate bırakmadan hemen akşam üzeri hallediyor oluşu. ''Neden o kadar erken temizliyorsun abi?'' diye sorduğumuzda, ''Geç vakitlerde tuhaf sesler duyuyorum. Gece okul korkutucu oluyor bayağı. Sesler tersaneden mi geliyor, okuldan mı, onu da anlamıyorum.'' diye cevaplardı. Bunları ilk başta bizi korkutmak için söylediğini düşünsem de, birkaç ay önce okulun lağım boruları yenilendiği gün fikrim değişmişti. Çünkü toprağın altından çıkan onlarca iskeleti hepimiz gözlerimizle görmüştük. Bununla birlikte gariplikler sadece bizim okulla da sınırlı değildi. Kenan bir defasında tersaneye kaçan topu almak için korkuluklardan tırmanıp aşağı indiğinde tersanenin içinden gelen tuhaf sesler duyduğunu söylemiş, sanki birine işkence ediyorlar gibiydi demişti. O gün gülüp geçsek de ondan bir iki hafta sonra bu defa Umut da aynı sesleri duyduğunu söyleyince bir süre bizim sınıftan hiç kimse topu almak için tersaneye gitmemişti. Açıkçası ben o sesleri o günlerde hiç duymadım. Çünkü biraz şişman olduğum için korkuluklardan tırmanıp tersaneye inemezdim. Topu tersaneye ben kaçırdığım zamanlarda sağ olsunlar bu işi benim yerime arkadaşlarım yapardı. Okul üzerimizde gittikçe kara bulutlar oluşturuyordu. Sürekli disipline gitmek ve okuldan atılmakla tehdit ediliyor, kendimize çeki düzen vermek için derslere çalışınca notlarımızda değişen bir şey de göremiyorduk. Bunlar yetmezmiş gibi sınıf hocamız Negatif Ayşegül, her boş derste sınıfa girip bizim ne kadar tembel öğrenciler olduğumuzu vurgulayıp ''Sizin gibi öğrencilerden utanıyorum!'' diye bağırıyordu. Tabii bunu genelde bize, yani sınıftaki 13 erkeğe söylerdi. Kız öğrencilere biraz daha alımlı davranırdı. Şefkatli demiyorum çünkü o kadında şefkatin şeysi dahi yoktu. Her şey tam olarak nerede başladı bilmiyorum. Belki tüm bu olaylar yavaş yavaş bir şekilde bizi hocalara karşı doldurdu. Tabii en başta da Negatif Ayşegül'e. Çünkü bardağı taşıran şey onun dersinde ikimizin arasında geçen bir tartışmaydı. Daha sonra istifa ederek tarihe geçecek olan Papa 16. Benedik'in Türkiye'yi ziyaret ettiği günlerden biriydi. O gün okulumuza giden yollar trafiğe kapatıldığından okula yürüyerek gitmek zorunda kalmıştım. Ve sonucunda da tıpkı diğer öğrencilerin, hatta hocaların da çoğunluğu gibi okula geç gittim. Dersin boş olduğunu düşünüp bir anlık gafletle kapıyı çalmadan içeri girdiğimde çok büyük hata yaptığımın farkına varmış ama iş işten çoktan geçmişti. Negatif Ayşegül sinirli bir şekilde yüzünü tahtaya dönmüş durmaktaydı.
Tahtada ise neredeyse sınıftaki erkeklerin tümü tek ayak üstünde bekliyor vaziyetteydi. Benim kapıyı çalmadan girdiğimi görünce nefret saçan gözlerini tahtadakilerden ayırıp konuştu. ''Niye çalmadın kapıyı?'' ''Şey, dersin boş olduğunu düşündüm hocam, daha herkes yeni geliyor.'' Söylediklerimle ilgilenmeden, hatta yüzüme bile bakmadan ''Geç tahtaya!'' diye çemkirdi. Bunun üstüne söylediğini yapmayıp hiç aldırış etmeden ''Niye hocam?'' diye sordum. ''Bir de soruyor musun, saat kaç?'' ''Hocam yollar kapalı o yüzden. Demiştim ki ben niye geç kalmadım?'' diye sanki içimden bir şeyleri sökercesine bağırdı. O öyle bağırınca bir anda tüm kontrolümü yitirmiş, sinirden titremeye başlamıştım. ''Bu yüzden bu ders sizin mi hocam?'' diye çıkıştım. İşte bundan sonra her şey o kadar hızlı gelişti ki. İnanın bana, iki adımda hemen dibimde bitip ''Ne dedin sen?'' diye bağırışını ve hemen ardından suratımda patlayan tokadın nereden geldiğini, yani hiçbir şeyi anlayamamıştım. Bir anda başım dönmüş, burnumdan ılık ılık kanlar boşalmaya başlamıştı. ''Sen kimsin, beni sorguluyorsun? Emine hocanız aradı, derse girmemi o rica etti, geri zekalı. Dangalak mısın sen?'' Burnumun kanadığını, başımın dönüp yüzümü elimle kapattığımı gördüğü halde hala kulağımın dibinde bağırmaya devam ediyor, ağzından tükürükler saçıyordu. İçinde en ufak bir merhamet kırıntısı bile belirmemişti. Bu sırada sanıyorum gözlerim karardığı için bir an düşercesine sendelemiş, en ön sırada oturan Zeynep'in yerinden kalkıp koluma girmesiyle kendimi son anda toparlamıştım. Bunun üstüne Ayşegül denen o karı tahtada bekleyen arkadaşlarıma dönüp ''Lavaboya götürün şunu!'' diye bağırdı. Ve arkadaşlarımın yardımıyla lavaboda yüzümü yıkadıktan 5 dakika sonra ancak kendime gelebildim. İşte bizi bir şeyler yapma hususunda karar alma aşamasına getiren olay buydu. Teneffüste en samimi arkadaşlarım beni teselli ederken önce bu kadını ilçe milli eğitime şikayet etmeyi düşündük. Ama sonra şikayet etsek bile teftiş için yakın okullardan bir hocanın görevlendirileceğini, onun da görevini suistimal edip olayın üstünü kapatacağını bildiğimizden bu seçeneği eledik. Tabii o zamanlar akıllı telefon falan yoktu. Yani bizi istediği şekilde darp edebiliyor ve ortada hiçbir kanıt bırakmıyordu. Bunun dışında ailemize şikayet etsek de bir şey değişmezdi. 3 aşağı 5 yukarı hepimizin ailesi maddi durumu belli, hak aramayı bilmeyen ve okulu öğretmenleri en büyük otorite belleyen insanlardı. Okul idaresi kolaylıkla onları bizlerin haylaz ergenlerden başka bir şey olmadığına ikna edebilirdi. Yani ailemize böyle bir durumu söylediğimizde suçlayacakları ilk kişi biz olurduk. Bu yüzden bu seçeneği de elemiştik. Artık geriye tek bir yol kalıyordu. Uzun zamandır düşündüğümüz ama harekete geçmek için bir türlü gereken cesareti bulamadığımız yol. İşte onu yapmaya karar vermiştik. Herkesi aşağılayan, bizleri topluluk önünde küçük düşüren bu hocalara onların anladığı dilden bir cevap vermenin ve üzerimizde kurdukları korku imparatorluğuna esaslı bir darbe vurmanın zamanı gelmişti. Bunun yöntemi de belliydi. Bir gece okula gizlice girip bahçe duvarına sprey boyalarla yazılar yazmak. Açıkçası planımız kusursuz sayılırdı. Bir iki gün içinde dördümüz birden okulu karşıdan gören caddeden başlayarak bir daire çizmiş ve teker teker kameraların kör noktalarını tespit etmiştik. Buna göre okulun iki girişi ve ana cadde kameralar tarafından izlenmekteydi. Ama tersane tarafından bir kapı daha vardı. Aslında bu bir kapı değildi. Sadece korkuluklardan bazıları gevşemiş ve orada geniş bir aralık oluşmuştu. Cihan, Kenan ve Umut zaten buradan sayısız defa giriş çıkış yaptığı için oradan rahatça okula girebilirlerdi. Sorun sadece benimle alakalıydı. Şişmanlığımdan dolayı hiç tersane tarafındaki korkulukları tırmanmadığımdan bunu yapabileceğimden şüpheliydim. Ama arkadaşlarım biz seni kollarından tutar yukarı çekeriz diyerek beni ikna etmişlerdi. Çok geçmeden hemen o günün ertesinde sprey boyaları almıştık. Tabii ki herhangi bir yakalanma ihtimaline karşı okula oldukça uzak başka bir ilçedeki nalburdan temin ettik. Bununla birlikte yazacağımız yazı da 3 aşağı 5 yukarı belli olmuştu. Aliler Ayşeler gülsün, ağlamasın, eğitimde şiddete hayır diye büyük harflerle yazacaktık bahçe duvarının karşısına. Herhangi bir hakaret yazıp başımızı iyice derde sokma niyetinde değildik. Çünkü bu eylemimiz eğer medyada haber olursa bizden çok okul hakkında kapsamlı bir soruşturma açılacağından orada yazacağımız yanlış bir yazının bir anda bizi günah keçisine çevirmesini istemiyorduk. Artık okula gizlice gireceğimiz gün gelip çatmıştı. Ama bunu olabildiğince sessiz ve hızlı halletmeliydik.
Çünkü okulumuzun hizmetlisi Bayram abi, eşi ve çocuklarıyla birlikte okulda ikamet ediyordu. Her ne kadar temizliği akşam üzeri yaptığını, geceye bırakmadığını söylese de her ihtimali hesaplamalı, hiçbir şekilde ona görünmemeliydik. Tüm bunları gün boyu uzun uzun düşündükten sonra saat akşam 9'a çeyrek kala mahallede buluştuk. Zaten hepimiz de aynı mahallenin çocukları olduğumuzdan bir araya gelmemiz çok zor olmamıştı. Sprey boyalar Cihan'ın sırt çantasının içindeydi. Hepimizde de herhangi bir kameraya yakalanma ihtimaline karşı yüzümüzü iyice örtecek bereler vardı. Tabii vakit geldiğinde günler öncesinden konuşup anlaşmamıza rağmen yine de o anda içimize bir korku düştü. Kenan bir yandan başımızı belaya sokmayalım, vaz mı geçsek diye söyleniyor. Cihansa, ne olacaksa olsun adamın burnu kırılacaktı lan, bunu onların yanına kar mı bırakacağız diye karşı çıkıyordu. Umutsa yaşayacağımız aksiyondan eğlence çıkarma peşindeydi. Ben ne yalan söyleyeyim biraz çekinmiştim o zaman. Çünkü Ayşegül Hoca'nın en son patladığı kişi bendim. Ve muhtemelen ertesi gün olup da yazıyı gördüğünde ilk şüpheleneceği kişi yine ben olacaktım. Ama sprey boyayla yazacağımız bir yazıyı yazılı kağıtlarımızdan tespit edemeyeceklerini düşündüğümden Bayram abiye yakalanmadığımız sürece herhangi bir tehlike yok diye bakıyordum. Böyle böyle konuşa konuşa okula kadar gelmiştik. Artık sıra tersaneden neredeyse okul bahçesine kadar uzanan ağaca tırmanıp oradan kendimizi korkuluklara atmaya gelmişti. Üç arkadaşım da bunu sırayla büyük bir ustalıkla yaptı. Ama ben bir türlü ağaca tırmanamıyordum. Her tarafım kan ter içinde kalmış, kaba kaba solumaya başlamışken neyse ki güç bela Cihan'la Umut aşağı eğilip kollarımdan tutup çekince ancak korkuluklara tutunabildim. Gerçi daha sonra korkulukların arasından geçmem de kolay olmamıştı ama en nihayetinde birkaç dakika sonra hepimiz de okul bahçesindeydik. Okul olduğu belli olsun diye sıcak bir renge boyanan bina şu anda aysız gecenin karanlığında köhne bir şatoyu andırıyordu. Hiçbir sınıfın ışığı yanık değildi. Sadece Bayram abinin lojmanından zayıf sarı bir ışık yükseliyordu. Çevreyi kısaca süzdükten sonra birbirimizle göz göze gelip bahçedeki çalıların ardına pusmuş doğru zamanın gelmesini bekliyor. Bir yandan da okul çatısının hemen altına yerleştirilmiş kameraların görüş açılarını yeniden tespit etmeye çalışıyorduk. Kameraların neredeyse bahçenin her yerini gözlediğini tekrar teyit ettiğimizde çalıların arkasında yere uzanıp yavaşça sürünerek ilerlemeye başladık. İşte asıl olanlar da bundan sonra oldu. Bir anda tersaneden korkunç bir çığlık yükseldi. Bu öyle bir sesti ki ne insan sesi ne de hayvan sesine benziyordu. Ve hiçbirimizin içinde şüphe yoktu. Hepimiz de bu sesi tüm çıplaklığıyla duymuş, birbirimizle göz göze gelmiştik. Bir an geri dönmeyi düşününce Cihan muhtemelen makineden geliyor olmalı diyerek bizi sakinleştirmeye çalıştı. Ama ses garip şekilde yükselerek artmaya devam ediyordu. İşin en kötü kısmı Bayram abinin beslediği hayvanlar huzursuz olmuş, hepsi birden aynı anda bağırmaya başlamıştı. Horoz ötüşleri tavuk gıdaklamalarına karışıyor, bahçeye sızan kediler birbirini kovalıyordu. Çok geçmeden Bayram abi sesleri duyup neler olduğuna bakmak için kapıyı açınca işte şimdi boku yedik diye söylendim içimden. Siyah demir kapının gıcırtısı hepimizin içine yakalanacağız korkusunu düşürmüştü. Plan daha başlamadan suya düşmek üzereydi. Cihan, Kenan ve Umut hızlıca hadi gidelim buradan diye işaret edip tekrar arkaya tersane tarafına doğru kaçınca ben de peşlerinden koştum. Ama şişmanlığım yüzünden yine onların arkasında kalmıştım. Zaten panik yapıp aptalca koşmakla en büyük hatayı yaptığımızı da işte o anda anlamıştık. Çünkü Bayram abi ayak seslerimizi duymuş ve hayvanların çıkardığı sesleri buna bağlayarak kim var orada diye bağırmaya başlamıştı. Bizimkiler hiç yavaşlamayıp ağaçtan destek almayı bile düşünmeden neredeyse 2 metre yükseklikten tersaneye atlayıp kaçmaya başlayınca bir anda koca bahçede tek başıma kalmıştım. Öyle bir korkuydu ki yaşadığım, bizimkilerin arkasından beni bekleyin diye bağıramamıştım bile. Kalbim güm güm atıyor, yerimden kımıldayamıyordum. Bayram abi her an gelmek üzere olmalıydı. Hızlıca yapabileceklerimi düşündüğümde umutsuzluk iyice bedenimi ele geçirmişti. Eğer arkadaşlarım gibi korkuluklardan kaçmaya kalksam ya parmaklıkların arasında sıkışır kalır ya da zar zor geçebilsem bile her tarafı moloz yığını olan tersane bahçesine atlayamazdım. Çünkü hızlı olmak gibi bir kabiliyetim yoktu. Bu kiloyla un çuvalı gibi düşüp bir yerimi kırmam kesin gibiydi. Bir de üstüne Bayram abiden dayak yemem de kaçınılmazdı. Yapacak hiçbir şey bulamayınca Allah'ım ne yapacağım ben diye söylendim kendi kendime. Bayram abi bahçenin bir ucunda görünmüştü şimdiden. Karanlıkta elinde taşıdığı fener
okul bahçesinde düzensiz daireler çizerek bana yaklaşıyordu. Yakalanacağım kesin gibiydi. Bir an önce bir şeyler yapmam gerektiğinin farkına varınca güçlükle arkadaşlarımın kaçtığı korkuluğun biraz uzağındaki bir çalının arkasına gizlenip yere doğru uzandım çaresizce. Saniyeler içinde Bayram abi sinirle soluyarak okul bahçesiyle tersane bahçesini ayıran korkulukların önüne gelmişti. Allah'ım inşallah beni görmemiştir. Hayır, görmemişti. Ama şimdi uzaktan karanlıkta göremediğim bir şeyi de fark etmiştim. Bir elinde fener varken öbür elinde kalın bir sopa tutuyordu. Korkum o kadar artmışken beni görürse neler olacağını hayal dahi edemiyordum. Yaşı biraz geçkin olduğundan sarf ettiği efor onu da yormuş, gelir gelmez hızlı hızlı solumaya başlamıştı. Bu arada uzaktan göz karardı olsa bizimkileri görmüş olacak ki, "Eşşi ol eşekler!" diye söylenip bir küfür savurdu. Allah'ım kalbim nasıl atıyordu? Ya beni görürse diye aklım çıkacak gibiydi. Aramızda sadece 5, hayır 4 metre vardı. En ufak bir sürtünme sesimde, hatta derin bir nefes alışımda bu adamın beni yakalayacağını çok iyi biliyordum. Bu yüzden korkudan çığlık atma ihtimalime karşı ağzımla elimi kapayıp burnumdan nefes almaya başladım. Birkaç saniye sonra elindeki fenerle etrafı kolaçan etmeye başlamıştı. Acaba çalılıkların arkasından gözüküyor muyum diye içim içimi yiyordu. Keşke bu kadar kilolu olmasaydım, ben de kaçıp gitseydim arkadaşlarım gibi diye hayıflanıyordum olduğum yerde. O 20-30 saniyelik süre bana hayatımın tamamından daha uzun gelmişti ki bir anda bayram olacak şerefsiz sanki içeride tuvalet yokmuş gibi sopayı yere bırakıp feneri de öğrencilerin oturması için koyulan banklara koyduktan sonra benim 2-3 sıra önümdeki çalılardan birine işemeye başladı. Onu öyle görünce pislik herif diye ben bastım bu defa küfürü. Ama sonra büyük hata yaptığımın farkına varıp ağzımı elimle kapattım yeniden. Hala beni görmemişti. İşini bitirince fenerle şöyle bir daha üstün körü tersaneye göz gezdirip yalpalaya yalpalaya okula doğru gitti. İşte o anda inanın bana öyle bir rahatlama yaşadım ki sanki hayatımda hiç nefes almamış gibi derin derin solumaya başlamıştım. Ama henüz tehlike geçmemişti. Şimdi bir başka gerçekle yüzleşmem gerekiyordu. Ana kapı kapalıydı. Arkadaşlarım çoktan gitmişti. Peki o halde benim için okuldan çıkmanın bir yolu var mıydı? Tüm geceyi bu karanlık bahçede yakalanmadan geçirme düşüncesi tüylerimi diken diken etmişti. Uzandığım yerde bayramın hala tetikte olma ihtimaline karşı hareket dahi edemiyordum. Derken yaklaşık 10 dakika sonra ilginç bir şey oldu. Okulun ana kapısının hemen önünde dışarıdan sesler geliyordu. Biraz kulak verince korna sesi olduğunu fark edip "Eyvah işte şimdi ayvayı yedim, kesin polis çağırdı" diye düşündüm içimden. Kalbim yeniden güm güm atmaya başlamıştı. O anda inanın bana kafam her türlü felaket senaryosunu yazıyordu. Çok geçmeden Bayram tekrar evinden çıkıp hızlı adımlarla demir kapıya koştu. Artık çaresizce birbiri ardına yanıp sönen kırmızı mavi ışıkları görmeyi bekliyorken gelen araba içimdeki korkuyu şaşkınlığa çevirmişti. Görür görmez tanımıştım arabayı. Negatif Ayşe güldü bu gelen. "Ulan bunun ne işi var bu saatte? Bu manyak kadını mı aradı bu Bayram?" diye söylenmiştim ki Bayram büyük bir saygıyla arabanın önünde eğile kalka bir yandan da hemen geliyorum gibi el işaretleri yaparak hızlıca okula girdi. Ve henüz daha bir dakika olmadan elinde siyah büyük bir çöp poşetiyle gelip Ayşegül'ün arabasının bagajına yerleştirdi. Sonra da para olduğunu tahmin ettiğim bir şeyi hiç gerek yok gibisinden hareketler yaparak istemeden yan cebine koydu. Onu öyle görünce hiçbir anlam verememiş, "O poşetin içinde ne var ki? Negatif Ayşegül bu saatte okulda ne arıyor?" diye düşünmüştüm. Bu arada soğuk zemin iyiden iyiye beni dondurmaya başlamıştı. Az önce birbirlerini kovalayan kedilerden biri yanıma gelince ses çıkarmaması için el hareketiyle onu uzaklaştırdım. Gözümü tekrar bahçeye çevirdiğimde Ayşegül okulu terk ediyordu. Bayramsa az önce hiç gerek yok gibisinden hareketlerle cebine koyduğu parayı tekrar çıkarıp sayarak evine doğru yürümüştü. Bir badireyi daha sorunsuz atlatmış henüz kimseye görünmemiştim. Ama hala yerimden kalkacak cesareti bulamıyorken işte o anda bahçede bir fısıltı duydum. "Şşt lan Turgut, orada mısın hey? Oradaysan ses ver." "Allah'ım bunlar bizimkiler" diye söylendim sevinçle. Başımı kaldırıp korkuluklara baktığımda Umut korkulukların arasından kafasını uzatmış etrafı gözetlemekteydi. "Lan siz gitmediniz mi?" "Yok oğlum, seni bekliyoruz saatlerdir, yakalandı sandık. Bayram gördü mü seni?" "Görmedi." "Gel o zaman hadi çabuk." Yavaşça yerimden kalkıp arkadaşlarımın yaptığı hataya düşmeyerek olabildiğince sessiz adımlarla korkuluklara ilerledim. "Yazıyı yazmıyor muyuz?" "Lan ne yazısı, boş ver" dedi Umut.
Yakalanıyorduk oğlum az kalsın. Görmüyor musun? Başka bir şey düşünürüz. Doğru diyorsun. Yaklaşık 5 dakika sonra okulu arkamızda bırakmış evlerimize doğru yürüyorduk. Kalbimin atışları nihayet normale dönmüş gibiydi. Yaşadığım korku tamamen bedenimi terk edince gördüklerimi arkadaşlarıma da anlattım. Önce harbi mi lan deyip şaşırdılar. Ama sonra korkudan serap mı gördün oğlum? Erit artık şu kiloları. Senin yüzünden az kalsın yakayı ele veriyordu deyip işi dalgaya vurdular ve söylediklerimle hiç ilgilenmediler. Ertesi gün okula geldiğimizde Bayram müdür yardımcısına dün gece olanları anlatmış ve bu yüzden müdür yardımcısı okulun önünde hepimizi sıraya dikmiş, tehdit cümleleri savuruyordu. Kimse onları itiraf etsin. Bilen olup da söylemeyen varsa onların da başı belaya girer. Tabii bu yemi yutacak kadar aptal değildik. Bu yüzden hiçbirimiz de sesimizi çıkarmadık. Artık sprey boyayla duvara yazı yazma planımız suya düştüğünden yapılacak başka bir şey düşünmek gerekiyordu. Yalnız daha ne yapacağımıza karar verememiştik ki bir hafta sonra okuldaki her şeyi değiştirecek çok acı bir olayla sarsıldık. Her gün konuştuğunuz, belki o yıllarda sizi okula götüren tek sebebin, sıcak bir gülümsemenin solmasının ne demek olduğunu bilir misiniz? İşte ben bu hisle çok genç yaşta tanıştım. Ve bir sabah okula geldiğimde okulumuzun en güzel kızı, sınıf arkadaşımız Biricik Zeynep'in genç yaşında kalp krizi geçirerek vefat ettiğini öğrendim. Artık her şey anlamsızlaşmış, bizi okula bağlayan tek sebep solmuş, bu haberden sonra okulun temelinden çıkan o iskeletlerin sahipleri gibi birer hayalete dönüşmüştük hepimiz. Tabii ki ölüm Allah'ın emri, bunu sonra anlıyor insan ama normal bir ölüm olduğunda. Biliyorum bundan sonra anlatacaklarım kolay olmayacak, belki bir deli saçması gibi gelecek size. Ama şimdiye kadar anlattıklarımı neden anlattığımı da az çok tahmin etmişsinizdir. Evet, hepinizin aklına gelen o şeyden bahsediyorum. Zeynep'in ölümünün arkasında yatan gerçek sebepten. İlk başta hiç şüphelenmedim bundan. Hatta aklımın ucundan bile geçmemişti. Nasıl geçebilirdi ki? Hizmetli Bayram'ın o gece Ayşegül'ün arabasına yerleştirdiği o poşetle Zeynep'in ölümünün bir alakası olduğunu o yaşlarda nasıl düşünebilirdim? Ama şimdi, yani 15 yıl sonra aynen böyle düşünüyorum. Sebeplerime gelince, ilk sebep Zeynep'in ölümünden birkaç hafta sonra yaşadığım ama o yıllarda hiç dikkatimi çekmeyen bir ayrıntıydı. Negatif Ayşegül'ün derslerinden biriydi. Yine yapmamız gerekenleri büyük harflerle tahtaya yazdığı bir sırada tebeşir bitmiş ve yeni tebeşiri getirmemişsin sırf uyuzluk olsun diye beni seçmişti. Odasına girip çekmecelerden birini açtığımda görmüştüm o tokayı ve görür görmez de tanımıştım. Zeynep'in Uğur Böcekli tokası. Kesinlikle ama kesinlikle ona aitti, biliyordum. Tabii o gün hiçbir anlam verememiştim orada olmasına. Ama bu hatıra bende kalmalı diyerek yanıma almayı da ihmal etmemiştim. Asıl önemli olaya gelince, Zeynep'in ölümünden yaklaşık 3 ay sonra negatif Ayşegül birdenbire hepimize iyi davranmaya başladı. Bizler buna hiçbir anlam veremeyip yoksa kalp gözündeki gibi sıra dışı bir deneyim mi yaşadı acaba diye düşünmüştük. Ama asıl sebep çok başkaydı. Ayşegül Hoca hamileydi. Hem de 3 aylık. Ne var bunda, olamaz mı yani? Bunlar hiçbir şeyi açıklamıyor diyebilirsiniz. Ve haklısınız da. Ama o zamanlar hiçbir şeyden şüphelenmedim zaten. Hatta bunlar hiç aklıma gelmemişti bile. Aradan geçen 15 sene boyunca her şeyi unutmuş gibiydim. Yalnız bundan yaklaşık 2 ay önce çok enteresan bir olay yaşadım. İşte her şey de o günden sonra başladı. Yeni bir kitaplık almış, odamdaki kitapları oraya yerleştiriyordum. Gözüm bir anda yıllar önceden kalma lise yıllığıma takılınca şöyle bir göz gezdireyim deyip elime aldım. Fakat elimi alır almaz Zeynep'in olduğu sayfa açılmıştı birden. Meğerse yıllar önce Ayşegül'ün odasından aşırdığım tokayı onun arasına koymuşum. Üstelik bunu ne ara yaptığımı hatırlamıyordum bile. Birdenbire Zeynep'in fotoğrafıyla karşılaşınca moralim bozuldu, canım sıkıldı. Çok fazla göz atamadan kötü anıları tekrar hatırlamamak için yıllığı yerleştirdim yerine hemen. Ama sonra istisnasız her gece çok kötü kabuslar görmeye başladım. Zeynep bana bakıp gülümsedikten sonra el sallıyor. Ben de ona el sallayacağım anda birden kendimi yine o gecede buluyorum. Bayram ve Ayşegül çıkıyor karşıma bu defa. Uzaktan seyrediyorum onları. Bir şey alıp veriyorlar birbirlerine. Sonra aniden benim onları izlediğimi fark edip gözlerini bana dikiyorlar. Tam yakalanmamam meselesi dediğim zaman kan ter içinde korkuyla soluk soluğa uyanıyorum her yeni güne. Kabuslar günlük yaşantımı etkilemeye, gittikçe psikolojimi bozmaya başladığında yıllar sonra mezun olduğum liseye geri döndüm geçen hafta. Şanslıymışım ki Bayram hala okulda hizmetliydi. Önce tanımadı beni, sonra hatırlayınca ''Nasılsın, ne iş yapıyorsun?
hangi rüzgar attı yıllar sonra gibisinden konuşmaya başladı. Polis olduğumu söyleyince duraksadı birden. Bu arada size polis olduğumu söylememiştim değil mi? Yaklaşık 5 yıldır polisim ben ve şişman da değilim artık. Her neyse. O geceyi hatırlatınca gözleri değişip salağa yatmaya çalıştı Bayram. Biraz gözünü korkutup, bak abi seni severim. Gerçeği söylemezsen senin de başın belaya girecek. Deyince döküldü yavaştan. Çok pişmanım, ben de anlamamıştım niye istediğini, dedi. Meğer o gece kızlar tuvaletinin çöp poşetini vermiş Ayşegül'e. Üstelik bir haftadır da biriktiriyormuş. Midem bulanıp içime bir ürperme gelince, ulan siz sapık mısınız? O istedi madem sen niye verdin? Diye çıkıştım. Vallahi benim alakam yok. Bana kızlar okula gizli saklı uyuşturucu sokuyor dedi. Kontrol edecekmiş. Sen benden daha iyi biliyorsun. O kadın manyağın teki değil miydi? İstedi ben de verdim. Nasıl vermeyeyim? Diye konuştu. Para aldın çünkü şerefsiz. O gece gördüm ikinizi. Gözleri iyice korkulu bir hal almıştı. Ama artık bu adama fazla vakit harcamanın da bir gereği yoktu. Bu yüzden omzundan tutup sarsarak bir haftam var dedim. Bir hafta sonra yine geleceğim. Geldiğimde seni bu okulda bir daha görmeyeyim. Emniyete doğru giderken kendime hakim olamamış, sapık kadın diye bağırmıştım sokak ortasında. Sinirden her yerim kıpkırmızı kesilmiş, bu kadın daha kim bilir ne atlar yedi haberimiz olmadan diye düşünüyordum. Ama inanın bana bu işin çok büyük karanlık bir tarafı olduğu o gün bile aklıma gelmemişti. Sadece kafayı öğrencilerle bozmuş psikopat bir kadının davranış bozuklukları diye bakıyordum olaya. Ama yine de ne olursa olsun içimde mesleğimin getirdiği bir şüphe belirmişti. Elimde kanıt olmasa da bu işin bir şekilde başka yerlere uzanabileceğini hissetmiştim. Fakat ne yazık ki, hatta belki de burada iyi ki demeliyim, Ayşegül yaklaşık 4 sene önce bizim okuldan emekli olmuştu. İşte bu yüzden bir anda durup hiç emniyete gitmekle vakit kaybetmeden güvendiğim iş arkadaşlarımdan birini arayıp adresini öğrendim. Allah'tan evi çok uzak bir yerde değildi. Yaklaşık yarım saat sonra oturduğu apartmanın önünde son sigaramı içerken az sonra Ayşegül'le karşılaştığımda ilk ne diyeceğimi düşünüyor. Bir yandan da acaba doğru mu yapıyorum diye soruyordum kendime. Kocasının kim olduğunu, ne iş yaptığını bile bilmiyordum. Kapı zilini çaldığımda aklım allak bullak olmuştu. Saniyeler içinde dış kapının otomatiği açılmıştı. Ayşegül'ün evi birinci katta olduğundan yavaş adımlarla merdivenlere yönelip kimliğimi göstermek için elimi cüzdanıma atmıştım ki açık olan kapıya bakınca bir anda dondum kaldım olduğum yerde. Allah'ım bu nasıl olur? Tüm tüylerim diken diken olmuş, yüzüm donuklaşmış, kalbim deli gibi vurmaya başlamıştı. Kapıda 15 yaşlarında bir kız çocuğu duruyordu. Ve o kadar çok Zeynep'e benziyordu ki neredeyse onun kayıp ikisi gibiydi. Buyurun birini mi aradınız? Yaşadığım şokun etkisiyle hiçbir şey söyleyememiş, kızın bana seslenişini bile birkaç saniye sonra algılamıştım. Şey ben diye bir şeyler mırıldandım çaresizce. Kız sanki beni iyi duyamamış gibi mimik yapınca bu defa negatif Ayşegül'ün sesini duydum içeriden. Zeynep, kim kızım o gelen? Sanki bir anda buza dönmüş de hemen sonrasında dev bir balyozla paramparça edilmiş gibi yanımdaki duvara doğru savrulmuştum ansızın. Gözlerim kararmış, bayılmakta olduğumu hissediyordum. Kızın bakışlarının korkulu bir hal aldığını fark edince ''Ya yanlış çaldım kusura bakmayın'' diye söylendim zorlukla. Daha sonra apartmanı nasıl terk ettiğimi bile hatırlayamadan bir anda dışarıda buldum kendimi. Birkaç dakika sonra amaçsızca caddede yürüyor, ''Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?'' diye soruyordum kendime. ''Hayır bu imkansız, gördüklerim gerçek değil. Allah'ım kafayı mı yiyorum, ne oluyor bana?'' Caddede beni gören insanların tepkisi içinde bulunduğum şoku daha iyi anlatıyordu. O günden sonra neredeyse 3 gün uyuyamadım. Kendimi toparlamam bir hayli uzun sürdü. Zeynep'in tokasını tekrar yıllığın arasından alıp neden böyle bir şeyin yıllar sonra başıma geldiğini düşündüm. Mutlaka ama mutlaka bir anlamı olmalıydı değil mi? Ben de böyle düşünüyordum işte. Sanki o tokaya dokunduğumda Zeynep uzaklardan bir yerden benimle iletişime geçmiş ve yıllar önce birilerinin kurbanı olduğunu bana anlatmak istemişti. Kalp krizi değildi onu öldüren. Çok daha karanlık bir şeydi. Ve benden bu yüzden yardım istiyordu. Bu sebeple giriyordu her gece rüyalarıma. İşte o anda yapabileceğim başka bir şey de gelmişti aklıma. Hemen Fatih'te daha önce bir vaka sebebiyle tanıştığım Sadık Hoca'yı arayıp ona bir konu hakkında yardım edip edemeyeceğini sormuştum. Hoca müsait olduğu zamanı söyleyince dün gece onun yanına gittim. Bildiğim her şeyi en başından itibaren uzun uzun anlattım. Ve bana doğruyu söyle hocam dedim. Böyle bir şey gerçekten olabilir mi?
Anlattıklarımı kuşkuyla dinleyip bir süre konuşmadan sessiz kaldı Sadık Hoca. Sonra Otoka yanında mı diye sordu. Evet deyince oturduğu yerden kalkıp mutfağa gitti hemen. 5 dakika sonra döndüğünde yanında içi suyla doldurulmuş büyük bir leğen getirmişti. Bunu anlamanın tek bir yolu var Turgut dedi yere bağdaş kurarken. Ama şimdiden söyleyeyim, belki de son zamanlarda iyi değilsindir. Kafandan uyduruyorsun demiyorum ama beyninin sana oyun oynama ihtimali var. İnşallah öyledir hocam dedim. İnan bana, inşallah kafayı yemiş olan benimdir. Sadık Hoca kafasını benimle aynı görüşte olmayı temenni ederek sallamış ve oturduğu yerden uzanıp bir defter alarak oradan kopardığı bir sayfayı ufak parçalara bölmeye başlamıştı. İşini bitirince hemen masanın üstündeki kalemlikten bir kalem alıp kağıtların üstüne Arapça bir şeyler yazmaya başladı. Böyle bir şeyi yapabilecek hiç kimseyi tanımıyorum dedi. Ama böyle bir büyünün olduğunu daha önce duymuştum. Eğer söylediklerin gerçekse, ki inşallah değildir, takas büyüsü bu. Can alıp can verme olarak bakmamalısın. Çünkü bu sadece Allah'a mahsustur. Bu büyü bir bakıma yer değiştirme. Ama sadece şeytanla anlaşan kişiler yapabilir. Nasıl yani? Burada biraz bekleyip üzerine Arapça yazılar yazdığı kağıtları leğenin içine bıraktı ve onların suyun üzerindeki hareketlerini izledi. Yani bu büyüyü sokak aralarındaki falcılar falan yapamaz. Bu büyüyü yapacak kişi çok günahkar biri olmalı. En büyük günahı işlemeli. Ki Allah saklasın, bu günah da şirktir. Tam bu esnada birdenbire tüylerim ürpermiş, oturduğum yerde garip şekilde titremeye başlamıştım. Sadık Hoca kafasını kağıtlardan ayırmadığı için benim durumumu fark etmemiş, konuşmaya devam ediyordu. Eğer söylediklerin gerçekse, dedi, bilinçli bir şekilde masum bir canı seçtiler. Sınıf arkadaşın rastgele seçilen bir isim değildi muhtemelen. O çöp poşetinin içinden çıkan atıklarda o kıza ait bir şeyler aramış olmalılar. Peki ona ait olduğunu nasıl anladılar? Bilmiyorum. Belki o tokayı kullandılar. Ya da karanlık bazı ritüeller denediler. Hatta belki doğan kızın aynı ismi vermesi bile ritüelin bir parçasıdır. Sadık Hoca'nın davranışları donuklaşmış, daha önce de ciddi olduğu halde sanki şu anda başka bir ciddiyete bürünmüştü. Tam bu esnada tokayı kendisine vermemi isteyip suya attı. Sonra iki eliyle leğeni kenarlarından tutup Arapça dualar okumaya başladı. Bu arada ben de onun karşısında yere oturmuş onu izliyordum. Okuduğu dua içimdeki ürpertiyi giderek arttırıyor, gözlerim toka ve kağıtların içinde yüzdüğü leğende dalgalanan suya bakıyordu. Derken çok geçmeden hayatımda o ana kadar hiç görmediğim ve gerçek olmasına ihtimal dahi vermeyeceğim bir şey olmaya başladı. Kağıtlar tokayı leğenin merkezine çekerek etrafında tavaf eder gibi bir yuvarlak çizdiler. Hocam bu gerçek mi? Demiştim ki Sadık Hoca eliyle susmamı işaret edip Arapça okuduğu duayı giderek yükseltti. Bir iki dakika sonra yüzü kan ter içinde kalmışken kağıtların hareket hızı artıyor, hoca okuduğu duayı daha sesli söylüyor, leğen sanki fırtınaya tutulmuş gibi sallanıyordu. Bir ara boğulacak gibi boğazı şişip duası kesintiye uğrayınca yardım etmek için ellerimi ona uzatmıştım ki, okuduğu duayı tamamen bitirip hızla ayağa kalktı ve eliyle kapıyı işaret edip ''Git buradan Turgut'' dedi. ''Hocam ne oldu? Lütfen git. Bana ne olduğunu söylemeden hiçbir yere gitmiyorum.'' dedim. ''Az önce yaptığın neydi? Bir şey mi gördün? Takas büyüsü gerçek mi? Bana onu söyle.'' ''Hayatın tehlikede Turgut. Bana da zarar gelmesini istemiyorum, anladın mı?'' ''Ne tehlikesi hocam? Der demez anlamıyorsun.'' diye bağırdı. ''O büyüyü yapan kimse bu hayatta hiçbir sevap işlemedi. O kadar kötü biri işte. Duyuyor musun? Ve artık bizden haberdar olabilir.'' Hocam bence abartıyorsun. Ayşegül Hoca o kadar da kötü olmamalı demiştim ki. Ne Ayşegül dedi. Ben büyüyü yaptırandan değil yapandan söz ediyorum. Lütfen git buradan. Canını seviyorsan da bu olayı unut artık. Ama Turgut K. isimli polis memuru bu olayı unutmadı. Bundan birkaç ay sonra Ayşegül D. isimli şahıs sahte diplomayla öğretmenlik yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Turgut eski hocasını hapishanede ziyaret edip bildiklerini ona anlatınca Ayşegül çok pişman olduğunu söyleyip Turgut'un şüphelendiği her şeyi teyit etti. Ve en sonunda büyüyü yapan kişinin kim olduğunu da söyledi ona. Eski kocası.